Değerli izleyiciler, Toplumsal TV'deyiz. İleri Toplum programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Rigel. Ben Deniz. Evet, bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz bulunuyor. Türk sinemasının en büyük sanatçılarından biri. Sayısız sinema filmine imza atmış, bol ödüllü, Tiyatrocu, oyuncu ve senarist Halil Ergün Beyefendi. Kendisini aramızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hoş buldum. Ben de çok mutlu oldum. Beni çağırdınız ve bu hızlı günlerde hoş bir konuşma yapmanın tadını yarattınız bende. Evet sizi İlerim görmek çok, güzel. çok iyi geldi bize de. Biz de şöyle bir şey düşündük. Ondan dolayı da insanlarımız çok yorgun. E, yıprandı. Dedik e, biraz sinemayla, sinema bizim hani güzelimiz özellikle şimdi değil, Türk sineması değil ama biz e, güzel filmlerle e, büyüdük, güzel filmler izledik sizler sayesinde onları konuşarak insanlarımız biraz uzaklaşsın, biraz rahatlasın diye Böyle bir şey düşündük. Yeşilçam konuşmak istedik. İnsanlarımıza birazcık böyle e, kafalarını dağıtacak bir şeyler olsun istedik. Ve bu programı yapmaya karar verdik. Ee, çok güzel. Biz, çok çok, çok da önemli buldum. Ben yani kutluyorum böyle bir yaklaşım getirdiğiniz için Hı -hı. ama e, sanatın sadece bir eğlence aracı olmadığını aslında insanlık tarihinde sanatın ee, sanatçıların buna bağlı olarak iz bırakan sanatçılardan bahsediyorum tabi. Her tarihin kendine göre bir dönemin insanın gelişim dinamosudur sanat ve kültür. Yani aydınlanma hatta bilimsel gelişmelerin yoğunluğu sanatın insan zihnine müdahalesinden hareketle gelişir diye düşünüyorum. O yüzden sadece bir eğlence olması. Eğlencedir evet. Şimdi siz bana sordunuz gene konuşmaya ama yani kimse bir romanı, bir şiiri ya da bir filmi işte ders almak için gitmez. Eğlenmek için gider. Tad almak için gider. Ama aslında okuduğu romanda, seyrettiği filmde, okuduğu şiirde ya da bir halk masalında ya da bir saz ozanının türkülerinde efsanelerde başka insanların hayatına ortak olur insanoğlu. Ve kendi gelişmenin temellerini atar. Yani bir oyunu seyredersiniz. Kendi dışınızda başka insan hayatlarını tartışmaya başlarsınız kafanızda. Tanırız da o oranın kültürünü de tanıyoruz. Bir oyun izlerken, bir film izlerken, bir e, müzik dinlerken. Yani gitmesek de Oranın kültürünü de böyle bir kavruyoruz, anlıyoruz da kitap okurken de öyle değil mi? Yani insanların ortak dili halindedir sanat. Evet. Değil mi? İnsanların evet. Müziğiyle, sanatıyla, operasıyla, balesiyle. Hı hı. Yani mesela dün akşam yeni bir bale arkadaşlarla televizyon kanalı var. Opera ve bale yapıyor. Baktım orada gençler oyunu dans ediyor. Yani insan vücudunun bu kadar... Bu kadar mükemmel oluşun ancak o dansın gösteriliğiyle, sahneye konuş kültürüyle plan seviyorsun ve kendi vücudunda barışıyorsun bir anlamda. Yani insan olmak meselesi çok boyutlu bir şey. O, o yüzden top, bir toplum hayatında sanat başlı başına bir gelişme aracıdır ve zenginleşme aracıdır. Ee, i̇çinde tartışmalar vardır elbette. Yani akımlar vardır biliyorsunuz evet, evet. romanda, tiyatroda, sinemada. Ayrı ayrı perspektifler vardır. Onlar da bir çatışma içinde veya tartışma içinde Yine geleceği besleyen çalışmalardır diye düşünüyorum. Ee, ben şöyle bir şey söylemek istiyorum. Siz Siyasal Bilimler Fakültesi ama bitirmedim dediniz. Siyasal Bilimler Fakültesi'nde hani sinemaya geçiş nasıl oldu? Nasıl bir karar verdiniz? Siyaset çok ayrı sinema yani sanat çok ayrı. Ama çok öncesi var bunu şimdi. Sadece siyasalla açıklarsam yani çok bir şey anlatmış olmam. Çünkü benim tiyatroyla ve sanatla tanışmam biraz Cumhuriyet eğitim sistemiyle bağlantılı, biraz da Türkiye'deki sanatsal gelişmenin yaygınlaşma süreci içinde olmamdan olmasından kaynaklı diye düşünüyorum. Küçükken sinemaydı. sinemamız vardı bir tane. Babamın halıoğlu açmış, kerpiş bir bina. ben de 5 yaşlarındayım. Babam da makinist elektrikçilik öğrenmiş. Bizimkiler biraz eşraf çocuğu ya. Ondan sonra orada eğlence gibi insanlar da gelirler ve filmler seyredilir. O günün Beyciade Sonkular'ın, Muhsin Ertuğrul Sineması'nın hepsini bugün bile anlatabilirim size. O günün aktörlerini Temel Artem yani, yani sonra ikinci sinema açıldı. Orada sinema var filan. Bunları e, şimdi daha girmeyelim. Yani hayatımda var ama bir de radyo, radyo vardı. Ankara'da su daha çok çıkardı. Bir de saat beşte radyo tiyatrosu vardı, arkası yarın diye tiyatrolar ve onları... müthiş heyecanla izlerdik ama herkes evimizde yani ilk halkının... ve Kadınlar Matinesi vardı, ikinci sinema... oldu. Haftadaki iki tane Türkiye filmi gelirdi yani Yeşilçam sineması. Kadınlar akın akın giderlerdi oraya. Akşamlar erkeklere, lojalarda bazı aileler otururdu bizim taraftaki sinema, bizim sinemada. E, e, bir tek Zeki Müren filmi geldiğinde hatırlıyorum... Bile, tek bir hafta oynardı. O bir halk kahramanındır. Zeki Müren de kendi mesleği içinde. O iki tek başına bir haftayı doldururdu. İki defa giderdi kadınlar. Şarkı dinlemeye de giderlerdi. Zeki Müren'in filmlerini ben de biliyorum onları. Bir işin bir boyutu var. İkincisi ilk ilkokulda işte 23 sanda şiirler okuturlardı, okuturlardı filan biliyorsunuz. İşte rondlar yapılırdı 23 Nisan bayramı için gençlere böyle şey şeyden e, e, karton değildi bir şey vardır yani böyle kum, kum, onlar elbiseler dikilir rondlar falan yapılır. Ay, bir gösteri kültürüdür o. Fakat bana ben de çok şey çocuğum giriş yani o öğretmenim yerlisi olan bir e, öğretmenimizdi. Bürokrat çocukları falan çok farklılardı o zaman. Kim vardı mesela? Kaymakam e, çocuğu, hakim çocuğu, e, mal müdürünün çocuğu, ziraat bankası müdürü falan gibi e, orman bölge şefinin kızı. Hepsi arkadaşlarımdılar. Onlar biraz daha tabii o zamanlar bürokrasinin şeyi vardır. Böyle daha etkindirler. işte daha onlar istikrarla aylık kalırlar. Ta tarım başka bir şeydir ve e, kaymakam geçerken ayağa kalkarlar kahvenin de çarşıda insanlar. Çok seneler sonra kaymakam beni haber dediler mesela gelişme olduktan sonra. Yani ekonomik evet. yüz falan kente görüş Onları oynatırdı hoca. Bana şiir okutmadı hiç yani. Birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf. Hep aklım kalıyor onda ve beşinci sınıfta başka bir öğretmen geldi. O evlendi gitti o hocam. Işıklar içinde yatsın. Gülten Hanım diye bir hoca geldi. O böyle o zamanlar ilkokulda son sınıfta imtihana girerdik. Öyle alırdık diplomayı. Ayrıca geçerdin sınıf ama öğretmenler kurulunun imtihanına girerdin. Oradan birincici kaldım. O hoca hatta benim yüzümü ak çıkardın oğlum falan demiş. Heyecanlanmıştım. İki de beni fark etti o geldiğinde. İlk kez 23 Nisan'da şiir okudum. O şiirin şeyi var. Bende resmi var. Siyah ünüklü beyaz yakalı pantolon böyle şiiri bile hatırlıyorum. Aynen. Güzel yurdum ellere bir mal gibi satıldı. Atam atamın gürkaşları birdenbire çatıldı binerek piramide şahlanan güratına haykırdı alçak diye sultanın suratına saylablar birer birer derin düşüncelerle bir binaya girdiler. Hepsinde ümitsizlik, hepsinde neşesizlik, olaylar fena gitmiş. Türk'ün bahtı, bahtı pek silik. Bak ezberimde hala. İlk, ilk dönük var oluşumdur bu. Yani bir göz gösteri meselesi bu. Sonra ortaokul başladı. Ortaokulda ...müsamereler yapılırdı biliyorsunuz sene sonları o zamanlar. Peki ve kütüphane vardı. Kitap okuma kültürü. Evet. Abim askerden getirmiş 10 tane roman falan ama sizin altına koymuş seri yani. onlarla okurdum fakat ilk böyle çünkü Milli Eğitim Bakanlığı'nın ortaokullara kadar giden bir de kütüphane kolu, tiyatro kolu gibi kollar vardır Aa. ve bunlar evet hala var mı? Kütüph i̇lk ilk romanı mesela Yaprak, dökümü orada okudum biliyor musunuz? Aa. Sonra onda oynadım ben. Aklına gelir mi? O dönem, dönem aklınıza gelir miydi hiç? O, yani, yani bu romanı, o karakteri? Hayır hayır gibi, oyunculuk, oyunculuk diye bir şey bilmiyorum. İki evet. tane, iki olay söyledi. Bunu anlatayım öyle. Bence yani bunu anlatsam başka bir toplantıda daha geniş alanını konuşabiliriz. Belki çağırırsanız bir gün. Şimdi Hüsamer'e çalıştırıyorlar falan. 300 ee, Üçüncü sınıf abilerimiz, ablalarımız zaten. O öğretmen de benim soru yengem oldu. abimin işi. O, orada beni fark etti başka bir hoca geldi yerine. Müsamere yapıyorlar. Cevat Bey başkutlar falan. Sezon sonu, yani sene sonu müsameresi yapar okul. Bana da bir monolog söyletti. Anne anne para ver sana ne yaparım diye böyle hiç unutmam. Aşağı indim. Selam salonunda yapıldı bu şey. Ben da böyle bir Hatta akrabam Nesrin ablam annem oynuyor. İndim aşağı oturdum ailemin yanında orada bir tane damat var. Harika çok. Beni övgüledi çok iyi oynadın diye. Hoşuma gitti mesela övgülemesi. Sonra ilk kez otobüste bizi tiyatrolara götürürlerdi. Bursa'da Ahmet Vefik Paşa tiyatrosu vardır. Vefik Paşa biliyorsunuz evet valilik yapmıştır orada ve tiyatroyu kurmuştur o zamandan da Osmanlı'da. O tiyatro büyüktür ve bizi gittik, otobüste gittik. Ee, ve ilk kez bir salı, o güne kadar bir tiyatrolar falan ilgili böyle komedi, tiyatro, İsmail Dümbüllü falan bir takım tülahatlar gelirdi ama çok fazla sarıp. Ama orada bir girdim devlet tiyatrosu oynar, oraya turneye gelirler. Yani sürekli değil ama hep sürekli ama birkaç kişi vardır orada şeyden gelir. Gittiğim, ilk seyrettiğim profesyonel bir tiyatro olayı, Devlet Tiyatrosu'nun... ...Ve Değirmen Döner'di. Turgut Özakman'ın oyunu oynuyor. Salona, şey zaten tiyatroya girdiğimizde... ...Fuayes, şeyi böyle saraya girer gibi çok ışıklar, heyecan vericiydi, sessiz. işte yer göstericiler falan, dergisini hala saklarım. Kimler yok, unutmuyorum. Tijanpar yeni mezun olmuş. Sonra sinemada yıldız oldu. Eee... Ankara'dan gelmiş. Çetin Köroğlu sonra tiyatro kurdu geriye şeyde Ankara'da. Daha e, oyuncular var. Sonra birkaç kere daha götürdüler ama ilk seyrettiğim oyundur. Ve ilk defa portakal alarak getirdiğim yollarda düşürmüştüm otobüse koşarken. Hoca çağırdı çünkü bir sandık portakal değil. O zaman portakal ben muzu bir şeyde liseye gideceğiz tanıdık. Ne, Antalya'dan ne zaman gelecek? O zaman öyle pek nakliyatlar falan yok. Yani orada bir ilgi alanım oldu. Sonra ben okulayla bir toplantı, bir oyun koydum sahneye. Evden yastıklar, minderler getirdim. Acaba hangisiydi oyunun adı? Hatta oynar gibi de oynuyordum ben. Matematik geometri hocam Gülten Hanım'ın bana bıyık altı güldüğünü ve hoşlandığını fark ettim. Gözüm ona gitti. Onlar birikme belki. Sonra bir onu oynadık. Arkadan ben bir Orhan amca vardı. Çok yaşlı. Osmanlı'da öğretmenlik yaptı. Cumhuriyet'te yapmış. Emekli olmuş. Pul sarayı açmıştı. Küçük dükkanda. Ben pul biriktiriyordum. Pul koleksiyonu filan. Ona girdim. Böyle emekli icra memuru şunda oturuyorlar. Kapıdan girdim ben. Böyle yaptı. İşte geldi. Geleceğin büyük sanatkarı dedi. O da sayretmiş. Şimdi geleceğin büyük sanatkarı filan. Tiyatro şu bu. işte radyo piyesi bu altlar. Ama annem işte dedes gibi büyük adam olsun, elçi olsun, sefir olsun diyor. Babam elektrik mühendisi olsun, abim doktor olsun diyor. Yani kendime başka şey söyleme mümkün değil. Öyle giderken lise yılları başladı. O da bir maceradır ve e, müsamere kolunda daha etkin bir şey. Pertevni başladım Haydar Haydarpaşa, tek oradan Bursa'ya kaçtım. Bursa Lisesi'nde. Orada yani. arkadaşlarım var abi ben. Orada bu Samer'e falan yapıyor. Tiyatroyu da seyretmeye de başladık ve benim arkadaşım vardı şimdi. O da işte onu kaybettik. Nevzat Şenol. O tanışmış. Ee, <gülüyor> <gülüyor> halk evleri değil de öbür şey yani şeye bağlı, marife bağlı bir <laughs> halk eğitim merkezinde tiyatro yapılıyor. Ve yarı profesyonel gibi. Bayağı bilet kesiliyor falan. 26 kişilik ya da 36 kişilik bir salon ufak. Devlet Tiyatrosu'nun içindeki binada. Oraya gittim ve orada evet, heyecan evet. ve o yurtta kalıyoruz. Yatılı okulda yer kalmış. Orada evet. mesela klasik müzik hikayesiyle o zaman Rodrigo'nun gitar konçartı çalarak pro yapıyorlardı abiler. Bir sürü insan vardı sonra. Hepsi ünlü falan oldular tiyatroda. Ki çoğunu kaybettik. Sonra ben de oynadım ve ilk oynadığım resimlere var. Baya profesyonel tiyatro. Karel Çapey'in yaşadığımız devirdiği bir çek yazarın oyunu. Arkadan kapıların dışında oynadım filan. Bayağı tiyatro yapıp Artık tiyatrocuyum yani. Şiirle tanıştık. Daha Nazım ve Türkiye'deki sosyal... Asıl mesele şu. 60 70 arası yeni anayasayla beraber Türkiye'nin nispi bir özgürlük ortamına ulaştı. Türkiye İş Partisi kuruldu ve hırı, hırı. Türkiye solu tartışmaya başladı. Kitap hırı. yayın evi başladı. Yasaklar Hı. kalkmaya başladı yavaş yavaş ve şiirler, kitap okuma şey hızlandı, o hızlandı o günlerde ve biz de etkileniyoruz bundan. Yani ve şiirle tanıştım o zaman. İşte Edip Can, Atilla, Atilla Eylhan, Edip Can sever, Turgut Uyar, Cemal Süreya, Ezbere bunlarla oturup şeyler yapıyorduk. Yani şiirler okuyorsun, tiyatro sanatın lezzetine girmeye başladı. Daha bilimsel bir noktaya girmemiştim ama sanatın sahneye çıkmanın gösteri sanatının lezzetini, insanlarla buluşmanın lezzetini falan yakaladım. Bunlar bende birikim sağlamıştı. Arkasından bu soruyu başka türlü cevaplayamam. Çok uzatıyorum ama yani çok özel günlerdir benim için o ara Sartre ve Camus'u da okumaya başladık. Yani hatta egzistanserizm olduk <laughs> bir anlamda. Türkiye İş Partisi'ni destekliyorduk ama böyle de bir, bir e, e, o, o anlayışın o yabancı o o e, anlayışın şeyini kitaplarını falan okuyoruz. Evet. Ve Nazım'la tanışmaya başladık. Hikmet'le tabii. Yani Fakat öyle bir bohem bir noktaydı ki o artık kaçın sırtdaydım. 3 işte lise sona geldim ama bir de işte müzikler dinliyorsunuz, kitap okuyor, bu hem bir hayat var ve mesela iki tane dersten kalmıştım ikinci sınıfta. İkmale kalınırdı. İkmale ve sonra işte son sınıfa gittik ve bir gün bir arkadaşım şimdi o da rahmetli olmuş. Bu, bu attı. Bir de çok hafif bir Dimitri Kopulo şarabı diye bir içki falan bilmezdik. Onu, onu tattığımı hatırlıyorum mesela. Bunlar hayattaki duraklar. Git dedi buradan. Okulu bitiremeyeceksin dedi. Aynen. Git dedi bağırdı. Prova yapıyorduk ve ben etkilendim ya. bir merak da ediyordum. Çünkü geldiğim okul Haydarpaşa başlangıç Pertem Neel'dir. Abim buralara kırlangıç fırtınasının hikayesi olur. Biraz benim senaryosunu yazdığım oyun. Ben de el alındı mı ne oldu hocaya gittim. Sil gidiyorum böyle gidiyorum. Oğlum ne yapacaksın gideceksin. Bak ya ben silisi verdiler. Çılgınca İznik'e gittim anneme. Dedim ki böyle bana para verin. Hiç unutmuyorum verdi. İlkem Haydarpaşa'ya yatılı okula. Bir tane yatak yorgan aldım. Oylu evindeydim. Adapoz'a arabalar bindim ve indim. Haydarpaşa'da şeye girdim. Tanıyorlardı eskiden. Kampiyonu aldılar. Hocalar da bir edebiyat hocası. destek oldular ve... Başladı orada gene... Ve o sene kolu başkanı oldum orada. Yani teatrokolu başkanı. Onlar detayları var çok çok beni biriktiren. Orada da giderken biraz bir müdahale etti. Ben bir de sorular soruyorduk. Artık Türkiye İş Partisi, sosyalizm, halk, iş, emek, özgürlük gibi kavramların da hayatımıza girdiği günlerdi. Ha, buna paralel olarak da Türkiye altın çağını yaşıyordu tiyatroda. Anadolu'da 40 tane tiyatro dolaşıyordu belki. Amatör şey profesyonel tiyatrolar. Tiyatro halkımızın çok önemli eğlence şeyi oldu. Halkımız kasabalarda, şehirlerde tiyatrolara gitmeye başlamışlar böyle bir sinema ola... önce, Ha? Sinema mı daha? Yani oralara... Sinemaya, sinemaya söyleyeceğim. Nasıl zaten? Arkasından Geldim ve beni bir süre sonra Mehmet sen hocam vardı resmen plan Orada ben sorular soruyorum disipline çağırdılar. Biraz işçi partini savunuyorduk. kitap veriyordum Orhan Kemal, Yaşar Kemal şeylere, arkadaşlarıma. Yaşlı hocalar vardı biraz geri. ben oradan ayrılmak zorunda bıraktılar. Dedi ki oğlum git bitiremeyeceksin liseyi. Bunlar sana başka bir oyun yaparlar ve bir iki arkadaşım ben komünistim dediği için takılmıştı. Fiyat yani döndüm bitirdim her şeyi kazandım ve ben sosyolojiye kaydımı yaptıracağım. Konservatuara girmek istiyorum. Aileme söylemiyorum burada bir şey var ve <laughs> annem filan ülkeyi kazandım, okulu kazandım, tıbbı kazandım. kadar Ab abim doktor diyor. İzniye gittiler kasabaya ben. Bir de ben şeyi düşündüm arkada dedim ki olmazsa sosyolojiyle akademiye gireceğim resim yapmayı çok seviyordum. Ortaokulda resmi iyiydi. Aksay'dan Fındık Saat şeye, Fındıklı'ya yani şey Kapataşı fakültenin olduğu yer Güzel Sanat Akademisi'ne o, öğrenci abiler kurs açıyorlar. 15 gün. ayrıca imtihana gireceksin onlara. O kursa da gitmeye başladım. İmtihana gireceğim akademide resim bölümüne girmek istiyorum. Fakat baktım para yok, pul yok. Bitmeye başladı. Yürüyerek gelmeye başladım. Aksaray'dan şeye, kapataşa. Sonra baktım evde yiyecek bitti. Sallanıyorum falan. Bizimkiler gelip bastılar. Bindirdiler beni arabaya. Gazamper bilgi otobüsleriyle Ankara'ya hadi Mülkiye'ye. Mülkiye hayatım başladı. Gittiğim zaman da Mülkiye'ye zaten çok önemli bir tiyatro kulübü vardı. Şahin Alpaylar'ın Nuri Çolakoğlu'nun kurduğu tiyatrodur. Ekan özel olarak bizim yurt kendinin yurduydu. Fakültenin bizim yani kredi yurtları bağlı olmayan fakültenin siyasalın kendi yurdu. Yurdun altında da tiyatro salonu yapmıştı kafeteryanın altında baya tiyatro yapılıyordu. Oraya Musun Ertuğrul ve Ayla Algan bile bizim tiyatroların şenlikler olduğu Gitti Komero Koleji, Kolej Orta Doğu şenlikleri. Tiyatro oraya gidince hemen duydular gelmiş. Bursa'da bir arkada tiyatrocu olan bir insanı. Yıl 1966. 66 yıl. Fakülteye girdim. 66. 67 herhalde 66. O dönemlere denk geliyor. Çünkü ee, e, e, o ya, geldiğimde artık fikir evet. grupları kulüpleri kurulmuş. Türkiye gençlik içinde nasıl olarak eti başlamış. Tiyatro fonksiyonel, tiyatroda toplumsal içerikler, sonra halk oyuncuları, Evli Süleymanlar, Tenekeler ve ben profesyonel oldum. Çok detay inersem uz, uzayacak çok şeyler yaşadım. Kitap konusu bunlar. Sonra ben tiyatro kurduk. Nasılsın? Fakülte giderken tiyatro kurduk. Ankara Milli evet. Sahnesi, Basıfan Gören, Mustafa Labova ve Erdoğan Akman arkadaşlarla Vasıf'ın oyunu Asya'nın kurtulurla brehtiyen bir tiyatro kurduk çünkü politik tiyatro vardı yani sloganik tiyatro eleştirel ayrılık yaptık ve ailemden de paralarak o tiyatroyu Ankara'da kurduk çok büyük tiyatro olayı olmuştur Asya'nın kurtulur duymuşsunuzdur. yani kıyamet koptu. sonra yaptılar verdiği şey yaptı sonra. Orada ben ismen oyununu oynadık ve sonra Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz ben oyunlaştırdım. Ben oynadım Türkiye'de ilk Yaşar Ne evet. 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 Sonra tabii 12 Mart bir verildi. Sonra bizi yakaladılar. Beni zorla askere iki sene kalmıştım bir sınıfta. 19 yaşında bir kalma vardı sınıfta. O kanun çıkardılar. askere yakaladılar İzni'ye gittiğimde buraya getirecektim tiyatroyu. Gittim. Oradayken de darbe oldu. Evet. Ve beni aldılar. 12 Mart mahkemelerine geldik. Davut Boşa kışlasından buradaki sorgulamalardan e, Mama kapısanelerine gittik. Uzun hikayelerdir bunlar ve hikaye. kadar yani Ece Yutafına kadar içeride kaldım. ikinci hafta çıktım. Sonra Yılmaz Güney hapse girmişti. Ben e, ben çıktım o film yapmıştı arkadaşı. Oradan sonra bir olay geldi başına başka film. Beni göreve çağır haber geldi Ali Ergün oynayacaksa hiç sinema düşünmüyordum. Yılmaz Güney teklif etti size yoksa tabii, Hayır canım Yılmaz Güney haberim yok. Benim arkadaşlarım çalışıyordu orada hapishanede birlikte olmuş okul arkadaşlarım. Ali demiş o da haber göreve çağırıyor gibi. Ben de gitti sinema aklımın ucunda gelmiyordu yani. Tiyatro böyle devam Ondan sonra o tiyat böyle daha yani Artık geldim babam dedi ki tiyatta hiçbir şey yok. balım mülkün başına geç ortak alalım sana traktör alıyorum bir tane bir evlendiriyorum bitti dedi. Tamam gel çiftliğin başına. Dedi. <laughs> Tabii sinemaya girince sinema çok sevdim kamerayı. kamerayı yani, siz okul arkadaşımla de. dedim ki film bitti çok teklifler var. O da Yılmaz abilerden haber gel gitsin izin otursun bize başka şeyler bunlar kullanırlar diye arkadaşım vardı fakülteden. O da orada çalışıyordu beraber. Tam Galatasaray Sesi'nin önünden geçerken hiç unutmayacağım. Hep bakarım o demir kapıya. Çünkü Fikret'in 30-20 varçılara ayaklanıp kapıya çıktığı o gelicilerin ayaklanmasını tavuk çıktığı yerdir o kapı. Hep bugün de geçerken merhabalaşırım onunla. Tevfik Fikret'le. Orada bir şey söyledim. Abi. Dedim ki ben burada gerçek tadım almadan ayrılmayacağım bu işten dedim. kendime. Sözler. emir verdim, söz verdim ve sonra şeye dönüştü, alın yazısı gibi sinema maceram başladı 1974 yılı aynı sene, hapisten çıktığım sene sonbaharında ilk film izinle sinemaya başlamıştım, olay böyledir ve bir sanatçı oldum, olmadım, sonra okuyarak gelişerek, izlemlerle o dönem zaten çok hızlıydı yani geniş gençlik kesim içinde sanatın fonksiyonu kitleler bazında, tiyatrosu, sineması Böyle benim başlangıcım yani. Öyle artısı olacağım plan diye gelmedim sinema. Yani yarışmalardan artısı olacağım hanım ama şöyle doğru hiç umurum olmadı. Sadece bir şey söylemektir. Hayata söyleyecek lafı evet. olan insanlar sanat yapmalıdır zaten. Onu söylerim evet, ben. Onu ee, asıl sinemayı sorun. evet, e anlatacağım ama şimdi siz sorunu sorun. Yeşilçam anlatacağım. Tahlil olarak evet. söyleyeceğim. Evet. Şeyle, e, tam bununla ilgili Genellikle e, Oynadığınız filmler hep toplumsal içerikliydi. Hı. Muhtemelen senaryo seçimlerinde dikkat ettiğiniz kriterler var. Şimdi anlattığınız tabii öyküyü dinlediğimizde bu kriterlerin ya da bu tarz filmlerde neden oynadığınızı daha iyi anlamış oluyoruz. Yani izleyicilerimize gerçi bu hani deprem sonrasında özellikle toplumumuzun şu an Maddi ve manevi bir yıkım içerisinde olduğunu hepimiz görüyoruz. Tekrar ben buradan depremde ölen kardeşlerime rahmet diliyorum. Yaralı kardeşlerim de inşallah en ya. kısa sürede acil bir şekilde şifalarına kavuşurlar. Şimdi sinemanın bir gücü olduğunu söylediniz ve şu anlattığınız hikayede mesela çok çok güzel e, kesitler vardı. Bir üniversitenin yurdunun altında tiyatro olması. Yani ya da tiyatronun böyle dolaşıyor olması. Şimdi bu sinemanın ya da tiyatronun bir gücü olduğunun e, göstergesi. Mesela bir şey söyleyeyim araya gireyim mi? Tabii, tabii Orada doğu tiyatro şenlikleri vardı. Oradan kimler çıkmadı? Orada evet. hepimiz biz de oraya yarışmaya girer ödüller de aldık orada arkadaşlarımızla. Robert Kolej şenlikleri, tiyatro şenlikleri, her yıl yapılan şenlikler de bunlar yaygın, yaygın gençlerle buluşan bir mesele. Yani e, çocuklar bugün ellerinde dijitallerle çalışıyor. O da bir gelişmedir karşı değiliz ama sıcağı sıcağını e, başka insanların hayatlarına ortak olmak, başka insanlarda elde ettikleri birikmeleri kendi hayatına uygulama kültürünü farkında olmadan elde eder seyirci geldiği zaman eğlenmek için gelir. Beğendiği bir oyuncu için gelebilir. Ya da beğendiği bir oyun durumun için gelebilir ama içine girdiği zaman o hayatın orada, evet, orada. başka insanlara başka insanlara hayatlarına ortak olmak kültürü gelişir. Evet. Zaten şunu söyleyeceğim. Bu çok önemli. İşte izleyicime orada anlatmak istiyorum size eğer izlerseniz. Şimdi nedir Türkiye insanı ya da bizim toplumlarda yani Osmanlı Osmanlı'da, şurada, burada. Toplusallaşma nedir? Bir tek saz olanları vardır. Saz, bir de masallar olurdu. O masallar da yaygın değildir. Dağlarda ihtiyarlar bana anlatırdı. Masal anlat Gelirdi bize yaşlı yine. Masal anlatırdı. Biz uyurduk annemizin kocağında masal anlatırken. Bir gene insanlar hayatına karışmak diye bir şey vardı. Ama neydi toplumsal baktığımız zaman? İnsanlar başka hayatlarına, insanların düğünde mutluluğa, onların sevinci ortak olmak için düğünlere giderler, düğünlerde oynarlar. Kendi eğlence tatlarını yakalarlar. Bir de onların bir kızın bir oğlan evlenmesi, annenin babanın mürvetleri görmesi gibi hoşluğa ortak olurlar. Toplumsallaşırlar yani bu çok önemlidir. O Ama bir tek o vardır. Bir de cenazeler vardır. Cenazemine evine bas sağlığına gidilir. Cenaze namazına katılır. Onların acısına ortak olmak vardır bir de. Yani başka türlü toplumsallaşma meselesi komşu komşudur yani. Başka ne vardır? Kaynaşma aslında. Ya, kaynaşma yani bu toplumsal bir Yeşilçam sineması. İşte bunu hiç devlet desteği almadan. Bakın arkada bu çok mühim Aynen. bunun. Aynen. Ben bunu çok, ben Yeşilçam'ını son zamanlı 74'te başladım. O büyük fırtınalarda heyecan verici filmler. Hepsini hatırlıyorum sinemalara gittik. Ama gene de bir entelektüel tavır vardı. Türk sinemasını böyle biraz e, küçümseme demeyeyim ama böyle ironik bakılıyor bakıl olabilirdi. İşte Fransız sineması, İtalyan sinematekler kuruldu ya da işte kültür merkezleri bu Fransız kültürde giderdik ve orada dünya çapında yönetmenlerin filmlerini falan seyredilirdi. Onlar daha sanatsal falan bizim burada 300 tane film çekilebiliyordu ama hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti Devleti ilk zamanlarda Cumhuriyet'in kuruluşlarında tiyatroyu kurduğu işte devlet tiyatrosu, opera, bale gibi meselelerin, halk Sinan evleri meselesini getirdiği işte. katkılar müthiş var ama hiçbir zaman e, bizim sinemamızda, Türk sinema Yeşilçam'a bütçeye bir para konmadı biliyor musunuz? Yani hani bir sürü sanayi yatırmana, bir sürü alana para bütçede yer bakanlıkların. Hiç yok. Ta ki işte ben de bakan danışmanlığı yaptım Fikri Sağlar zamanı şeyde. Ondan evvelce belgesellere para ayırma... ...sonra filmlere destek meselesi çıktı. Bakanlığın bütçesinden ama. Ufak katkılar. Şimdi bugün belli... ...yani yandaş yandaş kültürle... ...şimdi başka türlü şeyler oluyor. Geçelim onu. Ama buna rağmen... Yeşilçam sineması... ...oyuncularıyla heyecan vericidir. Sonra hep düşünsene... ...en ücra köşelere kadar köylere, kasabalara sinemalar kuruldu. Kadınlar, erkekler sinemaya koştular. Yıllarca ve orada başka insan hayatlarına ortak oldular. Ağladılar, güldüler, hadi çektiler, bilgilendiler de değişik değişik filmler aralarında bir sürü... Yani bu demek değil ki sinema muhteşemdi ve bütün filmler güzel. Hayır hayır. Ama insan ha hayatını insan hayatını takip etmenin bir kültürü oluştu orada. Hatta hatırlarım böyle kızlar gelinli kızlar eve giderlerdi anneannem falan. Sonra ondan sonra kız geliyor adam şöyle yapıyor. Yani kötüyle anlatırlardı. Yani toplumsallaşmanın çok önemli işlevi vardır. Ona saygıyla, onurla yaşayacağımı anıyorum ben. Ha, i̇çinde eleştireceğimiz, hakim edeceğimiz bir sürü şey olabilir. Ama barında sinema sanatının gelişimine büyük destek vermiştir. Dünya çapında orijinal çıkışlarımız var. Ben onlarda oynamış oyunculardan biriyim. O şansları yakalamışım. Çok iyi filmlerde oynadım. Ödüller kazanan filmlerde yani yurt dışında e, da ah, yaptık bunlar. Ama bu benim seçimimle ilgiliydi, davramla ilgiliydi. Bir ekmek kapısı gibi bakmadığım için ben çünkü arkamda sığınacağım ailem vardı. Yoksa bir sürü insan burada ekmek kapısı olarak baktılar, geldiler ama muhteşem evet. insanları gördüm. Kendi cebinizden katarak yapıyordunuz değil mi? Yani şimdiki sinemacılar milyonlar görüyoruz, evet. duyuyoruz. Milyonlar tabii, tabii, görüyor. tabii, tabii, tabii. Sizin hiç para kazanmıyor. Kazan hiç sinemada ne diyoruz? Açlık gibi bile plan. Bir tek kimseden 10 lira borç istemedim. Ya dizilerde beni sağ olsun şey evet. İrfan Irfan Tözüm benim arkadaşım yönetmen prodüktör o ikna etti dizi yapmaya. Evet. TRT'de yapmıştım dizilerde o arkadaşların şeydi ya o günlerde böyle şarkıcılara falan yaptırılıyordu. Direndim çünkü çok film çekiyordum, ödüller alıyorduk falan. Eee e, e, şey. ki teşekkür. İyi ki demin beni başlattın. Para kazandım oradan. Yani kimseye muhtaç olmadan de, televizyon dizilerinde öyle büyük şimdi çok daha büyük paralar alıyorlar bir galiba. Yani Kimseye muhtaç olmadan imkan elde eden şey. Burada söylemeye çalıştığım bir tek şey var. Prodüktörler o günlerde iş kapısı için bölgelerimiz vardı. Adana bölgesi, Ege bölgesi, Marmara bölgesi gibi filmlerin dağıtım kültürü var. Kazandıkları paralarla başka yerlere yatırmışlar, yatırdılar. Onları teknolojik gelişmeye, dünyadaki teknoloji gelişmeye de yatırsalardı belki dünya çapında sinema endüstrisini götüren insanlar olurdu. Ama muhteşem insanlar yarattılar. Halk kahramanları çıktı, Yılmaz Güneyler çıktı, Türkan Şahaylar, Fatma Girikler çıktı. Sonra Sen, benim oynadığım filmlere de arkadaşlar yani baksan filmleri seyretmişim ve geliyor kadın oyuncular, ikinci derece, üçüncü derece. Allah'ım onların işlerine olan saygısını, heyecanını unutamam ben. Üç kuruş paraya oynuyorlardı ya. Ama isimlerini say sayabildiğin kadar geçen gün baktım gene bir filmde o, çoğunu kaybettik. Yani o erkek oyuncular, üçüncü derece oyuncular nasıl bir sevgi ve tutku içinde bir sinema macerasındadır. Onları saygıyla anıyorum ben. Yani sinemamızın, Yeşilçam'ın çok önemli işlevi vardır. Bugünlerde Yeşilçam diye bakmıyorum. Filmler çekiyorlar. Ben sadece bana gelenlere Yok, çok gidemiyorum. Bana teklifler geliyor. Bir iki film çektim. Son soruyorum gençlere. Niçin çekiyorsun bu filmi? Söyleyeceğin sözün ne? Şimdi bak. Film çekeyim, para kazanayım hesabı vardı. Evet. Film çekip tutup şunu anlatır, bunu oynatırsam şu tutar mı, bu tutmaz mı hesabı. Öyle bir şey yoktu çok. Filmler, senaristler vardı. Şimdi burada görüyorum, gençler diyorum ki peki ne söylüyorsun? Bir, bir cümle, her şeyin bir bir romanı niye yazar bir insan? Bir şey söylemek için. Anlatmak için. Bir şey söylemek, bir şey anlatmak. Bu illa politik, film anlamında söylemiyorum. Sanatın kendisi politiktir zaten. Evet. Hayatı ve insan anlatmak politikadır. İnsanın e, bakıştır, bakıştır sanat. Bakıştır sanat yani. E, zaten siyaset de böyle olmalı. İnsan üstüne kurulmaz. Bakmayın şimdi profesyonel siyasal süreçler meselesine. Sanat hepsi kim iz bırakmış? Kaç kişi kalmış? Sizler? sizler Yaşar mi? Kemal romanı tarih boyunca var olmayacak mı bu Anadolu'da? Omeros. Dedim ki bir röportajımda onunla uzun maceram vardır Yaşar abiyle. Bir röportajım o çağımızın Omeros'tur dedim Anadolu'da. Kim? Ben evet. düne kadar çok gidiyordum Süleymaniye camiine. Müthiş bir, müthiş bir mimaridir. Sanattır biliyor musun? Yani bu, Mimar Sinan şeyler, sütunlar getirmiş Ortadoğu'dan. Doğu'dan. Bu girişteki sütunlar hepsini araştırdım. Onu ben her misafirimi götürürdüm. Müthiş keyifle oturup bakardım işte otururdum. Şimdisi de vardır kubbesi de müthiş konuşur seninle bir cami böyledir cami. İbadet yeridir ama sonunda bir sanatsal eserdir. Giderdim orada insanlar girerdi, sade örtü verirlerdi. E, turistler de geliyor oraya Nima Sinan diye. Kimisi oturur, kimi orada namaz kılıyordur bir tarafta ayırmışlardı. Ve bakarsın kimse karışmaz yani. Sen içeri girersin, oturursun. Sonraları kız kardeşlerine falan gelince görmek isterler kasabadan. Gittim, bu baktım. Trabzan yapmışlar. Oraya giremiyor namaz kılmayan. 2-3 metre bir boşluk kalmış. Oradan böyle yürüyüp geçeceksin. Çok kapamamışlar. Orada ne halılar şey? değişmiş. Fabrikasyon bir ne? şimdi şey halı, o... ne? Ne? Halı. Yani, ne halı ne halı yani makine ne? halısı koymuşlar. Yani. Tek tip bir şey. Halbuki o hani ölen adına namaz şey tabuta atılır ya halı. Bizim çocukluğumuzda vardı. Yani durumu iyi olanlar tabutun üstüne bir de hala atarlar camiye verilsin diye. Onlar da kalmamış orada mesela. Ee, anekdot olarak söylemek istiyorum bunu. Siz Yaşar Kemal dediniz ya. Yaşar Kemal'i Kemal, ben e, çok okudum. Yani Yaşar Kemal kitapları yani sizin Türkiye için çok, çok, çok önemli bir belirli almış. Yaşar, Yaşar Kemal gibi bir kitabında şöyle diyor. Diyor ki işte sanat toplum, toplum için ya da toplum sanat, sanat için. Aslında Buraya şuradan, şuradan gelmek istiyorum. Ben sizinle dün konuştuğumda siz üzgün olduğunuzu söylemiştiniz. Dediniz ki çok üzgünüm. Ben de neden dedim bir şey mi oldu diye sordum o anda. Dediniz ki haberleri izliyorum, üzülüyorum. Orada siz hani filmler yaptınız ya. Şimdiki oradaki o toplumu yansıttık dediniz. Bunu vurguladınız. Orada o yansıttığınız bir toplum, bir kültür. Şimdikiyle hiç benzerlik var mı? Yani o dönemde bu dönemde hiç benzerlik kurduğunuz bir şey var mı? Ya kaldı bir şeyler. Onu sormak istiyorum. Ee, şimdi, bir siyasal yaklaşım getireceğim buna ama şey olarak, yani günübirlik politika anlamında söylemiyorum. Yani, global, neoliberalizm diye bir şey tutturuldu uluslararası şeyde, dünya pazarı ölçeğinde ve, o insanları, yani algılama kültürü, işte, özendirme ya da tüketim toplumunun isterleri noktasında e, paranın hakim olduğu başka ilişkiler ağa çıktı. Yani insanların kendilerine hassasiyet noktasında, incelikler noktasında zaman ayırma kültürü ortadan kayboldu. Yani düşünsenize evleri, bahşi, yani İstanbul'daki yatırmaya bakıyor musunuz? Yani apartman sahibi olma, mesela... Şişli'de apartman yapılmış, onun oyun konmuş biliyorsunuz. Şişli'de bir apartman, eğer yoksa Halin Yaman diye evet, bir oyun vardı, evet, evet. Hala oynamaktadır. Yani te oralara kadar giden ekonomik düzenle çok bağlantılı bu. Fakat o zamanlarda tartışmalar vardı. Yani ona karşı te tepkiler koyan sanatsal ürünler yap yapılırdı. Son 15 yılımızın macerada müthiş bir kültürel çözülme görüyorum ben. Bu her yere yansıyor. Sinemaya da yansıyor. Seyircinin lezzetine yansıyor zaten. Cumhuriyet'in eleştir, ben eleştirel çocuk, marif çocuklardık biz. Ama Cumhuriyet'in çocuklarıydık ve kör topal dedik. Birilerine göre öyle olabilir. Kazanımları vardı uygarlık üstüne, aydınlanma üstüne, özgürlük üstüne, ve insan sevgisi üstüne, sanatıyla, politikalarıyla Cumhuriyet Türkiye'sinin rüzgarı vardı. Son dönem artık bir kültürel çözülmeye tanık oluyorum ben ve bunun yansıması oluyor işte her yere. Eğitime, mesela üniversiteleri merak ediyorum. Sanata yaygınlaşması var. Bir de dijital çevre var ya işte mesela geçen gün bir dedim ki kütüphane kurmak istiyorum. Kitaplarım çok. Bir sürü kitap yine bir arkadaşlarım böyle alıyorum gidiyorum indirim de yapıyorlar. Kasabamda böyle bir gençlere bir kütüphane, izlikte kütüphanelerim var dedi ki arkadaşım ya artık kütüphane falan kalmadı dijitale geçti her şey evet. dedi başka bir şey yap deyince böyle kaldım çok fazla ilerliyor. elbette kütüphanenin şey tadı var. başka mı şimdi evet. birden etlerini verdim sonra düşündüm ya bir dakika böyledir deyip diye ben mekanı şey sayı, terk edeyim şeyi ortamı yani iki evet. tane amacım var becerebilirsem o kütüphaneyi yerler yapabilmek bir de yaşlılara bakmıyorlar kimi köylerde bir evet. bir bir sağlık evi yaşlılar için kurmak evet. istiyorum. Evet. Yani toplum yani önemli sanat toplum toplum sanat, sanat mı oldu şimdi? Birbirine girmişti evet. yani. Şimdi Şimdiki pek televizyon dizileri yetiyor zaten. Şimdi gördüğünüz nereye? Şimdi bak, Ay, hiç, hiç Yaprak Dökümü değil. neden o tuttu evet. bu kadar? Ben sokakta yani. yürüyemeyen bir aktörüm. Yani Evet. Sokakta yürüyemeyen bir aktörüm ben. boynuma bir kulağıma her kesimden gibi. insanlar ama. Kadın, erkek, evet. yaşlı, evet. genç çocuk, abla, oğlan kardeş, delikanlı, örtülü, örtüsüz ve hayat bana bunu nasip etti. Üzerinde sen başkasın der gibi ifadeyi görüyorum ben. Ya, filmlerle de ilgili. Filmlerin de biriktirmesi var tabii. Ben de yani 80'e yakın film çekmişim. Hep belli şeyleri söylemeye çalışan filmlerin de oyuncusu oldum. Orada tabii çok önemli bir kere, bir kere Reşat Nuri Güntekin. İlk okuduğum roman bir demin evet, söyledim evet, yani. evet. Hiç, ya. Hiç aklına gelir mi? Bir gün sana bu teklif ya. gelecek diye. Ondan önce de şeyde seyretmiştim. Yani yaprak dökümünü. Memduh'un yok. Memduh'un çektiği film. Yaprak dökümünü çektiler. Kim oynuyor? Cüneyt Gökçen oynuyor. Babayı. Hı hı. Fatma Girik oynuyor. Ee, Semra -Pekkan oynuyor. Güzün Özbek oynuyor. Edison oynuyor filan. Siyah beyaz filmdi. Ya, ya. Çok etkilenmiştim filmden. Çok güzeldi. Tesun Gül bir şarkıcı vardı o. Bizim Deniz'in oynadığı rolü oynuyordu. Gelin, gelin rolünü. Terkini, o evet. öyle kalmış iz olarak. Sonra evet. e, şey çekti diziyi... E, şeyde TRT'de çekildi, çekildi biliyorsun. yaprak evet, evet. Altı, bölüm falan bizim Sera Baksoy falan da oynadı. Bihter mi oynamıştı? Yok o şey. şey. bir başka Tarık Tarcan oynadı. O var. Bir de Serebaksa'yı falan da oynadı. Evet. Ben ama çok seyretmedim ama... ...Kerim Afşar oynadı evet, abi. Babayı. Çok oynadı. da yakınındır evet. Kerim Afşar abi. Ankara'dan tanırım. Bunlar çok değerli birisi. Cüneyt evet. Gökçer birisi. Çok önemliydi Tabii. biliyorsunuz. Arkadaş filminde Yılmaz Güney'le oynadı biliyorsunuz. Evet. Kerim abi. Esin Afşar'la evliydi. Bilirsiniz değil mi Esin evet. Afşar'ın türküyü? Evet. Ondan sonra... Bana teklif gelince ürktüm biraz biliyor musunuz? Bir de ama şey tutuyor. Ben tutan dizileri oynamıştım artık. Şeydim. Ama sizin hep bütün Benim bütün 10 sene aralıklı dizi yaptım. Çok şey doygunum da falan. Hem yor... Bu teklif getirince Ekrem Çatay okul arkadaşımızdır da kendisi. Böyle biraz ya ürktüm dedim. Yani iki tane o oynadı ben onların yerine koydum. Başka türlü iddia ettiler girdim. İyi ki de evet demişim yani. Ee, yaş, Reşat Nuri Güntekin'in o aile birimindeki İstanbul'a İstanbul gelişin anlatılmaz etkisi vardır yani. Hem eski geleneksellikten yani eşraf bir evet. kültürde hem de bürokrat bir adam ve çocukları İstanbul'a geliyorlar Taşra'dan. Yozlaşma bir dönem. Yani Müthiş bir şey. Arkadan iki tane kadın yazar Ece Yörenç ve bizim evet. Muhteşem yakaladılar. Kadınlar her zaman benim benim arkasından koştuğum süreç olacak. Dünyanın ve Türkiye'nin gelişiminde ee, kadın yürüdüz, kadınlar, kadın fonksiyonundan yani, yanayım. kadınlar kurtaracak şeyi. Erkek egemen kültüre karşı olmaktan geçiyor bu erkekler tabii ki dayanışma içinde olacak. Ee, bir de yönetmen de kız. bizim benim baba yönde hastanlık yapan bizim kızımız oynadı. İşte yönetmen de o. O da kadınların elinde çok çok iyi bir buluşma oldu. Ee, musunuz? Ben şöyle de düşünüyorum, biz aslında aile kavramını da kaybettik. Siz orada hani o baroloji var ya, koruyan, kollayan bir şey değil mi, çocuklarını her türlü şeyden koruyor. E şimdi bakıyoruz, yani baba ismi var, içini dolduran bir şey yok. Yani sürekli bunları yaşıyoruz. İnsanlar onun içinde aileyi aslında özlediler. Aile kavramı, güçlü bir aile kavramı vardı güçlü bir baba, baba karakteri vardı. Aynen o. Şey. Ya derinliği olan babalar. Ya. Evet. Yani evet. çocuklarının sadece kız evlat, erkek evlat diye evet, değil. böyle Öyle bir şey. Evet. Tabii orada benim gözlemlerim çok muhteşem bir babanın, muhteşem bir annenin çocuklarıyız biz kardeşlerimizle. Etrafta da sülalende de vardır öyle hoşluklar. O bilgiler var. Bir de mesele dünya anlayışına sahip olmak. Hayata hangi pencereden bakıyorsun? Kimden yanasın? Evet. Neden yanasın? Bir kere bu seçmeyi yapmak zorundayız. Şunun gibi. Savaştan yana mısın, barıştan yana mısın gibi. Yani var ya bu bir tavırdır, bir siyasal bir şeydir bu. Yani savaş bak şimdi ekmek yer gibi savaş yapıyorlar Ukrayna'da. Olur. Yani anlamam mümkün değil hala. Nasıl bir şeydir? Silah sektörünün hesapların, çıkarların buluştuğu noktadan mı olacağız? Yoksa biz insanoğlunun barış içinde yaşayacağı, İnsan yaşayacağı yerlerden mi olacak? Sanat da bunun üstünde gezer. Bir de filmde şöyle bir şey oldu. Onu da hepsinin hakkını vermek istiyorum. Genç çocuklar vardı. Onlarla çok uğraştım. Beş, Beş sene. Çünkü ben şu kadar sette bulunmuş bir insanım. Tiyatrolar yapmışım. Çok önemli bulunmuşum o çalışmaların içinde. İlk ödülü ben tiyatroda aldım. Ankara'da. Beş, Beş sene gık demeden o, o, o kadrolar arasında en epak çıkmadan Ay, en ufak bir sürtüşme olmadan beş seneyi doldurduk. Kolay iş değildir ve bu yansır biliyor musunuz çalışmalara? Yani karakterlerin buluşmasına yansır. E, seyirciye yansır bu geçer. geçer evet. Öyle o çok önemli. Şu anda dünyada da ben şimdi İran'a gidiyor. İranlılar sarılıyorlar. Şeydi. Nereye gitse karşılık aldı. Bu çok mühim. Öyle bir şey vardır yaprakta onu tüm emeği geçenlere şimdi saygıyla, sevgiyle hatırlıyorum. Bir sanat ürünü her yerden karşılık almalı. Bu aldı işte. Hani senin filmlerin gider bir yere işte ne bileyim. Numaz Bey filmleri karşılık aldık bile yol ödül aldı biliyorsun bizim evet, kanlı filan. Böyle filmlerimiz var. Orijinal çıkışlardır bunlar. Çok değerli yönetmenlerimiz var. Ama bu film bütün kesimleri kucaklayan bak bu çok mühimdir. Bir sanat ürününün yani kimi zenginler, fakirler, Türkiye'nin bu kesim şu kasaba sev. Hayır. Bütün kesimler aynı lezzeti aldılar. Ben bunu oyuncu olarak geçti bana insanlardan. Bütün toplumlarda. da Gürcistan'da oynuyor olay. Türkistan'a gidiyor olay. İran'da oynuyor. Aşağı gidiyor olay. Peru'ya gidiyor. Aynı şekilde karşılığı var. Yaprak dökümünün tarihsel vakadır yani. Hiç Az, Az önce şey dediniz ya iyi ki oynamışım. Tabii yani. Mesela böyle geçmişe dönüp baktığınızda Keşke şu oyunda oynamasaydım, şu sinema filminde yer almasaydım. Hiç böyle. Bir Hepsini severim, hiç bir zaman yapmadı. Çok ya. yani acı çektiğim set bile yok. Bana evet. geldi senaryo. Mesela şimdi en son yaptığım film var. Oynayacaktı kalktı. Çünkü evet. bu deprem, babu dedemin evet. gözyaşları. Evet. Hep Gipe genç yönetmendi. İyi. Henüz, Henüz göstermeye girmedi. Girmedi. Hayır. Hı -hı. Bütün Hı -hı. filmleri ben hani film çekmek için yapmadım ki. Benim işim de bir bana senaryo okumak isterim. İşte yine geçen bir film geldi şimdi. Bana senaryo gönderin. Bir okuyayım bakalım dedim. Yani okuduğum zaman da şöyle söylüyorum arkadaşlar. Yani çok konuşuyorum ama bunu sakın oyuncu olarak konuşmuyorum şimdi. Bu filmi neden çekiyorsun? Şu sahneler, şu buluşmalar, şunlar, şunlar. Neden diye soru soruyorum. bütünlüğü olsun ki benim de orada yerim olacak. Yani bana sunduğun oyun şu roldür. Ama o rolün ne olduğunu bütününü kavramamdan geçtiğini söylemek isterim yönetmene, senariste. Bunu önce biraz salsalanıyor çocuklar. Ya yani sen rolüne bak, rolüne bak yok. Bir bütün yani o ne demek istiyor bu, bu, bu hikaye? Bu senaryo nereye müdahale edecek? Yani, bir cümle, bir cümle yani hayat bazen tatlıdır diye bir şey var yani mesela. Evet. Mesela öyle bir hikaye yazarsın hayat bazen tatlıdır gibi atıyorum yani. Bir cümleye indirebileceksin sonra onu romana dönüştüreceksin. İçinizde kalan bir şey var mı? Yani Hadi keşke keş şunu oynasaydım, oynasaydım şu karakteri oynasaydım ya da şununla oynasaydım, oynasaydım dediğiniz. Yani bir Bir tek şey var. istiyorum şimdi onu söyledim de basına da düştü. Türkan Şuray'la bir tek filmle konuk oyuncu at Fabi'nin filmine gittim. Türkan Şuray çok sevdiğim Bizler e, meslektaşım, dostum, yani. arkadaşım bizim taraftayız. O basına da söyledim. Ya dedim hep gençlerin aşkı olur? Orta yaş aşkı olmaz mı yani? Geçkinlerin aşkı olmaz mı? Türkiye Şoray bir aşkın yaşı sen, mı olur? ya yani bir, aşk, sen, sen, bir sen. aşk filminde oynamak. Şunu ben oynasaydım inan ki olmadı. Yani şey olarak seyrediyorum filmi. Ee, böyle böyle bir tane yok somut ama bir kere övgülüyorum çok iyi oynadıysa hemen telefona sarılırım ben ha. Öyle bir oyuncu görürüm. O sahne ne güzel oynamışım derim. Filmi seyrederim. Maalesef bizim, maalesef Türkiye'mizde başarıyı genişletmek, alkışlamak alışkanlığımız yoktur. Başarılar aşağı çekilir. Hele entelektüel ve sanatsal çevrede siz bilmezsiniz biraz fazlacıdır. Ben tam tersine bakarım. İyiyse bayılırım vallahi. yani. Şu an beğendiğiniz var mı? Hani iyi bir yani ilerleyecek. Çok gençleri tanımıyorum. Arkadaşlarım var. Yani hemen fark ediyorum zaten. Onu kendisini ele veriyor. Diyor ki o kız olan bakmaktır sinema mesela sinema. Tiyatro başka bir şey. Daha ödüm kopuyor. Teklif var. Bu sene iki üç tane. Belki de yapacağım. o ya kadar korkuyorum ki. Şimdi bir filmde ne yaparsın? Sahne sahne oynarsın. Evet. Ve çok ciddiye alırım. Yani her planı. Onun için böyle birisi film seyrederken kafayı döndürürse kızıyorum. Ya bu planda o 40 kişi çalıştı. O emek verdiler. Kafanı döndürmeyin bakın plan derim. Ama daha kesintili yaparsın. Bir karakteri tutturursun bakmanın çok önemli olduğunu inanıyorum. Yani teatral bir meselenin sinemada işlevsel yanı çok fazla yoktur. Ama tiyatroda sen geniş alanda seyir seyrediyor. Bütün vücudunu kullanarak o karakteri ve o sahneyi anlatacaksın. O heyecan verici bir şey. Yıllardır tiyatro yapmıyorum şimdi. Her sene geliyor teklif. Bir yıldır falan gel şimdi birkaç hazırlanan var bir tane. Olur sonra heyecanla oynamak istiyorum. Peki, bir... Estağfurullah. Ya. Çok ödül aldınız. Çok. Ee, de, hani bu büyük e, Halil Ergün'ün de örnek aldığı yani sevdiği, ekol edildiği bir birisi isim şey var mı? Yerli ya da yabancı. Yarıya. Yani yerli yani de zaten sizler e, sizin üstünüzde yok da yabancı, yabancı. diyelim. Çünkü <laughs> sizler en üst seviyedesiniz. Yani ya estağfurullah yani da özel bir özendiğim yok mesela ama evet. ben de iz bıraktı Sana şimdi Yılmaz Bey benim için bir ha. kahramandır bir kere. Hiç şakası yok. Yani gelip oradan e, sinema taşımaktan, tavır almaktan geçerek bir yeşil geliyor. Oradan çirkin krallıktan dünya ölçeğinde karşılık almış bir sanatçı olması benim övünç kaynağımdır. Zaten onlar bu Anadolu toprağının Yaşar Kemalleri, Nazım Hikmetleri, Yılmaz Güneyleri, o daha say sayabildiğin yani say, say kadar bu toprak. Onlar Sel gidecek, kumlar kalacak. Yani hiç onlar büyük izlerdir. Dünya sinemasında da çok etkilendiğim insanlar var tabii. Etkilemek derken onu takip ediyorum. Mesela Marlon Brando benim için müthiş bir oyuncudur. Yaşlılığında da, gençliğinde de. Yani çok kavradığımdan söylemek istemiyorum. Seyrede bildiğim filmleri kadar. Mesela... Turan Seyfoğlu vardı. Bilir misiniz? Evet, mi? evet. İsim duymuşumdur. Filmini nerede görecek? Siyah beyaz dönemde. Siyah beyaz filmi. Evet. Biz klasik e Öyle değil mi? Bayağı ama mi? Filmler, eski filmler, izledi. eski filmlerinde. O beni hep etkilerdi. Böyle müthiş başka bir adamdı. Yani daha çok değerli oyuncular var. Mesela Muhterem Nur'u biliyorsunuz evet. değil mi? Ya böyle bir şey. Bunlar halk kahramanlarıydı biliyor musunuz? Yani 20 film falan çekiyor senede kadın. Ve filmler çok bilgini falan değil. Yani Ama öylesine bir... Onunla tanışamadım diye çok acı çektim. En son bir mütefekan çok değerli yönetmenimiz. Arkadaşım benim. Çok güzel filmler çektim onunla ben. Yılmaz Fatma Girik'le oynadım. O tanıştıracaktı. Ömrü, ömrü yetmedi. Tanışam çok isterdim. Bir sultandı biliyor musunuz? Anadolu halkının anlatılmaz kahramanıydı. Çok şey bir, geniş kültürü olan bir kadın değilmiş. Şu bu değil, böyle orada temizlik ederken filan sinemaya başlamış ama... Mesela bir sahnesini hatırlıyorum çocuklar. Gelir, yoksa oynar. Filmin adını bilmiyorum. Kısmetin en güzeli olabilir. Bilmiyorum. Gelir köyden akrabası evine girer filan. Orada çalışan kadın gibidir. Bir köy bahçeli köşk gibi bir evde. O olan modern bir çocuk Göksel Kız arkadaşla geliyor. Bunu da alay filan ederler filan. Bir gün oğlana bu takılıyor Göksel Aynı Aynada bir sabah. Ben çocukken bile etkilendim ondan. Aynaya bakarken mektup, acı mektup yazıyor ailesine. İşte böyleymiş. Birden aldı kağıdı, yırttı, attı, gitmiyorum dedi. İddia ediyorum ben burada var olacağım dedi. Orada yüzü var ya. Bakın bu sevmenin, mesleğine dokunmanın ve hissetmenin karşılığıdır o. Bir de bir insan artık star oldukça, jön oldukça kendine güveni arttıkça daha çok elini kolunu vücudunu kullanma şeyine girer alışkanlarına girer tiyatro eğitim başka bir şey tabi böyle işte ya işler işte... kavramış yani tekniği bile söylüyorsunuz hani dediniz ya burada bir dizi izliyorum ya burada bu kadar kişi çalışıyor yani burada o kamera dönmemesi gerekiyor bir oyun yani karakterin dışına da çıkmışsınız ya yani bir ki, burada hiçbir şey yok ki yani biz göremiyoruz, göremiyoruz göremediğimiz için izlemiyoruz bir de bizim şöyle bir şeyimiz de vardı. Yani, e, o dönemki filmlerin yönetmenlerin isimlerini bile biliyoruz. Ama şimdi ne isim biliriz sanat, hani sanatçı demeyelim de bilince çünkü sanat yok. Sanatçı yok. Ben öyle inanıyorum. Ben para para aa, kazanmanın ekmek kapısı. Ya ben dedim dedim ya size üçüncü derece roldekilerin bile heyecanlarını ya yaşadım ben. Benim setime geldiler. Onları ben seyretmişim onlarca filmde. Bu kadar işlerine saygın. Evet. Ya öyle olur işler, öyle olur. Bir şey evet. daha söyleyeceğim. Bir şey sordun ya. Hayır. Şimdi şuraya bakıyorum bak. Aynı makyajları yapıyorlar. Aynı bakıyorlar. Tek para sıra bakıyorum şöyle gel. Düzeltme. Yani şöyle geçerken bakıyorum, kimi bazıları Seyret abi Seyret Halil di, oynuyorlar. Bakıyorum şimdi, ya biraz farkı hep aynı evet. davranışlar, aynı aynı resim, makyajları bile aynı kızların, evet. öyle aynı bakıyorlar aynı. Ya biraz hayatın Esinleri farkları ayrı. yok. Yani, yani sadece bir hikaye var. anlatılıyor, Tutsun film, evet. paramızı alalım hikayesi Teşekkür, noktasında. Tek değiştirme evet, her evet, alanda evet. var. Evet, Mesela evet. az önce dedinizse bir senaryo getiriyor. getirmiş arkadaş. Mesela bunu niçin yazdın? Şimdi bu çok önemli. Bunu ne artık diyorsun? ne söylüyorsun Evet bana? mesela bunu artık düşünün düşünülmüyor bu durum ve sorulmuyor daha. Evet. Yani çünkü neden? Herkesin yaptığı şey şu. Mesela bir filme gittiğinizde şu tepkiyle kar. Bunu insanlar izlemez. Çünkü insanlar şimdi böyle şeyler izliyor. Öyle bir şey olabilir mi? Ya? Şimdi tam da onu soracağım. Mesela sinemanın bir felsefesi vardır, muhakkak vardır. Buna inanıyoruz. Dolayısıyla yani e, özellikle sinemayla ile ilgilenen e, arkadaşlar için ben bu soruyu soruyorum. Bir mücadele etmeleri gerekiyor kesinlikle şartlarla. E, yani bir sinema filmi toplumun isteğine göre mi e, çekilmeli? bir sen senaryo ya da işte sinema evet. filmi ee, ya, ya da toplumun ihtiyacına göre mi? Ee, i̇şte şey pazarda dağıtık. pazarda fasulye domates satmıyoruz hayat yani sinema yaparken evet. en iyi domatesi ben satarım der yani şu domates siz çok tutuyor ya da şu meyveyi tutuyor o pazarda şu daha iyi gidiyor deyip şey satıcı arkadaşlar onu yaparlar ama bir sanatçı bir film sahibi bir prodüktör şu konuda film yapacağım der. Ha şunu der gençlere film yapmak istiyorum hitap edecek ya da kadına ya da ya, ya da bir donum Tamam bunu anlayabilirim ama bunu nasıl bir pencereden hangi perspektifle yapacaksın ve ne söyleyeceksin burada? Toplumu değiştirmenin ve de geliştirmenin fonksiyonunun da hesaba katarak buna girdiğin zaman sanat olur orada. Yoksa ben dalkovuk bir kültürle film yapmaya kalkarsam şöyle yaparsam yuttururum... onu alırsam üstten yapılırdı. Biri çok meşhur olur bir kadın veya bir adam. Onun filmlerini yap yapıyor. Yani her film çok güzeldi diye bir şey söylemiyorum ben. Ana damarından Neşe Çam'ın bahsederek saygı ve sevgiyle anıyorum. Emek veren hepsine saygım var ama orada aman bu kız çok parlak. Şimdi çok meşhur biliyor musun diyor bana. bu Bin tanımıyorum diyorum yani. Bu çok meşhur. Ha, evet bu, bu, meşhur olmuş ona film çekersek para kazanırım. Hikayesine dönüşme. Ha tutan yıldızlar vardır. Onlar yıldızdır işte kaç tane el, el, yani çok çıkmaz ki o yani şimdi. Yani Kadir inanır şimdi. Tarık. Beğenirsin beğenmezsin. Kadir, Tarık Akan bunlar var olmuş jönlerdir. Kadir inanırın oynadığı film, Tarık'ın oyn Tarık'ın oynadığı film dersin şimdi. Tabii ki öyle olacak. Starlar olacaktır yani böyle bir şeyde. Kendim katmıyorum. Neyse. <laughs> Ay bunu, bunu aklıma geldi. Türkan Şoray şimdi. Patma gir. Ya, ya, ya patma girik de filmi çek. Anlatamam size. size. Yani kaç, kaç filmi çekmiş. Sonra ben oynuyor Bu kadar mı tutkun olurlar o film işlerine? Al, Koca Mustafa Başa'dan ve işte Sultanahmet'ten yürüyerek gelerek filme başlamış bir kadın o. Geniş kültürü falan da yok. Ama o mesleğe, o işe, o oyunculuk tarzına öyle girmişler ki onlar boş. Hiçbir şey boşuna olmaz. Kalıcılar boşuna olmaz. En son bir şey anlatabilir miyim? Bunu hep anlatıyorum. Kitaba da yazacağım. Şimdi çok kısa bir şey. Vakit doluyor mu? Teneke film oyununu oynuyoruz Yaşar Kemal'in şeyde. Halk oyuncularında Ankara'da bütün meşhurlar var. Kurtuizler, Necmoğullar, böyle Türkanlar e, kimler yoktu ya Tuncay Önder falan e, değerli oyuncular var şeyden ben de fakülteden bir mak çağırdı bir rol değişmesi gerekiyormuş onun yerine hemen geldiler fakülte tiyatro yapıyor onların biletlerini filan da satarız girdim e, 600 adaylık bağladılar onu bir kurbüne falan paylaştırıyordum kartimde neyse oyunum gidiyor bugün makyaj yaparken Yaşar Kemal geldi kitap birkaç kitabını okumuşuz. Kapıdan girdi böyle kurs. Ben de Şükrü diye şimdi rahmetli olan bir arkadaş vardı. Makyaj yaparken geldi bu. Eşbirler onları tanıyor. İstanbul'dan geldiler çünkü tiyatro. Çok önemli tiyatro hareketidir halk oyuncuları da. Yeni Süleyman'la başlayan. Yaşar abi espriler falan yapıyor kalın falan. Yaşar Kemal benim de şimdi. Biz de keskin solcularız ya. Fakülte, Fikri Kulübü, işte Devrimci Hareket. 68 kuşağı. Bir de siyasal ayrılıklar oluyordu o günlerde. Orada bu bir şey dedi para telif hakkını istiyor dedi ki işte sekültür şey vardı dedi partinin o Ayvar'dan yana tavır Ayvar'ın şeyleri çatışmaları varmış. Biz ayrıldık çünkü iş partisinden. Orada dedi ki delegeler yemeğe götüreceğim filan diye böyle bir şey yapınca benim bir yeni atı verdi. Yani diğer partiler olur mu sol parti bilmem ne deyip patladım bir şeyler söyledim böyle teorik laflar attırdım. Sonra Yaşar Kemal geldi. Omuzlarıma bak oğlum dedi işte bir sömürenler bana şey yapıyor filan. Gencim de gene daha çok sinirlendim ve çok ağır sizde şey yapılmaz dedim filan. Geçti bu. Böyle bir olay yaşadım. Ama bari ya şey sonraki <laughs> Sonra zaman geçti filan hapishanedeyiz ve ben Mamak'ta okurken okul arkadaşım var benim. O bana kitaplar getirip götürüyor. Kitap alıyorlardı çünkü. Ve son bir gün bir hafta sonra getirdiği kitapta o bana getirmiyor. Veriyor idareye, idare getiriyor. Emirciler Çarşısı cinayetini yazmış Yaşar abi ve okul gel okumaya başladım. Bu girdim bu romana. Allah'ım bugün bile unutmam yani Demirciler Çarşısı için bir giriş vardır. O dedim ki ya Halil sen dedim sen ne de biçim sen yani kimsin lan dedim ha? Sen yani kimsin diye Yaşar Kemal'e laflar ediyorsun filan. O kadar mahvoldum ki ben. Yani Yaşar Kemal'e böyle uf, uf hala. Ondan sonra dedim ki çıktığımız hapisten çıkabilirsek çıktığımızda gideceğim. Kapısını çalacağım. Ona bir dolmak herhalde gideceğim. Hani simgesel bir şey götürmek evet. istiyorum. onu ellerini öpeceğim filan diye kafama yazdım bunu. Aziz de kavgamız vardır Yaşar'dan Onunla da ilgili böyle bir şey var ama bu daha yoğun bir şeydir. Seneler geçti. Ben sinemaya başladım ya burada geldim ve sonra kitaplanıyor Yaşar abinin şeyleri var olabilen. Bizim Papyrus diye bir yer vardı şeyde. İstiklal Caddesi'nde. San sanatçılar gelir. işte şey, şey, grafik yani. Aydınlar gelir. Yazar gelir. Oyuncular, tiyatrocular gelirler falan. Oraya da ben kasabadan gelip gidiyorum buraya. Burada ev falan tutamadım baştan. Kasabam yakılmadık diye mi? Yalova'ya vapuruna gidip biniyor. Kapıdan girdim. Erkenden gittim, hani bir şeyim yok. Vaktim en uçta, barın tepesinde Yaşar Kemal orada. Yanında da oturuyor aşağıda Mehmet Kemal, o da yazar, o da kaybettiklerimizden. Hem yazar hem gazeteciydi. O Ankara'da da Kalem diye bir restoran açmıştı. Bütün entelektüeller, sorucular oraya giderlerdi. Biz gençler, gençler Oraya gidebilir miyiz falan diye şey, imkan arardık cebimizde. Neyse. Gittim. Abi merhaba dedim. Oy dedi bana Yaşar abi. Vay ya cümnatsın falan dedi böyle. Tamam dedi ki Kemal dedi be. Bak dedi. Tabii herkes dedi sedesinden ürküyordu dedi be. Ama hep posta koydum size. Ben hiç ürkmedim sizden. Ziya da bunu yapmıştı filan diye konuşuyor. Ben ama heyecandan ölüyorum be. Bunu söyledim. Artık kalem yok elimde ama müthiş elden o. Sonra ne dedi, dedi biliyor musun? Bak ömrümün her yerde kullanıyorum bunu. Ya Kemal Bey dedi, biz hiçbir şey yapmadıksa insanlığa bir merhaba dedik gidiyoruz değil mi dedi. Bitti. Ben bunu her yerde kullanıyorum, gidiyorum. Hani onun bazen kendi adıma söylüyorum, bazen atfederek söylüyorum Yaşar abiye. Her şey bu lafın içinde biliyor musun? Bir sanatçının insanlığa merhaba demesi. Bir oyuncu için de böyle olmalı. Bir senarist için de bir şair zaten şairler baksana. Ben bir de şiir yazıyorum biliyorsunuz. Ama çok korkuyorum. Bu da mı şiir yazdı demesinler diye. 40-50 tane şiir var. Resim merakınız evet. var değil mi? Alıyorum şu evimde 200 tane tablo var. Susun susun. Yani daha, daha bir sürü şey var. Neyse bir gün inşallah gelirsiniz. İnşallah. Bu bana şey olmuştu. Yani bence sanat bu işte. Ve Yaşar Kemal olacak. Orhan Kemal olacak. Ya Şimdi işte bir tane hikaye Nazım da Orhan Kemal'in Bursa hapishanesinde yatması üstüne bir oyun hazırlanıyor. Birinci bölüm, ikinci bölüm bana önerdiler. Çok heyecanlandım. Biterse ve sahneye konursa onda oynamak istiyorum. Birinde. Şey, Böyle. Halil Bey, şimdi bizim programımızın adı İleri Toplum. İşte az önce anlattığınız hikayede olduğu gibi Yaşar Kemal'in yani bir sanatçı Merhaba demeli. Bu yüzden buradasınız. Zaten toplumuza merhaba deyip toplumumuzu bir adım daha ileri götürebilmek adına siz ve sizin gibi aydınlara çok ihtiyacımız var. Evet. Tekrar burada olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. Çok mutlu ettiniz bizi. Programımızı birazdan sona erecek ama öncesinde bir şey rica etsek. Şarkı söylediğinizi biliyoruz. Şarkı söylemeyi sevdiğinizi biliyoruz daha ziyade. Ee, şöyle bize e, bir şeyler mi durdurmak ister misiniz? şu kadarını söyleyeyim ben aslında değil mi, bu artist olmak falan diye sordunuz ya hani e, nasıl karar var, küçükten aslında ben şarkıcı olmak istemişim <laughs> ama bunu kendime bile söyleyememişim evde şarkıcı olacağım diye türkler <laughs> sizi meslekler ya, evet. yakıştırıyor mesela şöyle bir şey söyleyeceğim ben. bazen bir geliyor kafama yataktayken sabah veya arkada veya arabada bir şarkı baştan sona söylüyorum. Ankara Adası'ndaki... şu akşama kadar bir tek dışa bağlandığımız radyoydu o zaman. Radyo açılır alt kattaki radyo. O akşama kadar şarkılar, bütün o sanatçılar, yurttan sesler korosu. Muzaffer Sarısı'dan, Türkiye oradan bilirim ben. Ee, o kadar türkü bilirdim ama ne zaman ki Türkiye halkıyla başka anlamda ilişkilerimiz doğunca bir devrimci kültürle buluştuğumuz zaman o zamanlar halk türkülerinin de gündeme geldiği, Pir Sultanların hayatımıza girdiği, Veysel'in türküler ezbere bilindiği böyle bir rüzgara gittik ve bizim fakültenin kantininde seanslarımız olurdu. Türküler söylerdik ve ilk dinlediğim e, Şirin Cemgil, Şirin arkadaşım sonra Sinan Cemgil ile evlendi, canım arkadaşımla. Ondan dinlediğim bir türkü vardı. İlk benim radyo, radyonun dışında dinlediğim Orada kimler saniye canlar o kadar çok isim unutuyorum artık biraz yorgunluktan diyor onu doktor. Türkücüler vardı korkunç türküler ama onlar şeyden geçen herhalde sansürden geçen türküler belki. İlk dinlediğim ve ezberlediğim türkü onu hep söylerim. Gülmeyeceksiniz ama buna. <laughs> Odam kireçtir benim Yüzüm güleçtir benim Soyunda gir koynuma Derim benim Odam kireç tutmuyor Suyunu katmayınca sevda baştan gitmiyor. Sarılıp yatmayınca sevda baştan gitmiyor. Sarılıp yatmayınca. Çok <laughs> Çok ben ya sizde ben. onu gene dinlemiştim programlarınızda evet. 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 çok güzel söylüyorsunuz hatta filmlerinizde bazen şimdi söylediğiniz söyleyeyim. şeyler Şu çok severim garip gülbül gibi yaralar beni yağmur gibi yar başıma taşlar ille dostun acı gülü Yaralar beni beni, yaralar beni beni Yaralar beni beni Yaralar beni beni Oy Her günümde Dost düşmanım belli oldu, belli oldu. Bir derdim var iken şimdi el oldu, el oldu. Ecel fermanını taktı boynuma. Gerek asa gerek gerek buralar beni beni buralar beni beni buralar beni beni, buralar beni, beni oy Pir Sultan Abdalım can göğe almaz Aktan emrol rahmet yağmaz Şiirlerin taşı hiç bana değmez. İlle dostun acı sözü yaralar beni beni, yaralar beni beni, yaralar beni beni. Yaralar beni, beni oy. Biraz sesim bozuk. Bu kadar kötü değil. Aa, Sizin Hakikaten sizler. yani. Kadar. Ama fena söylemem yani. Çok güzel. Çok güzel. Sizin de her zaman evet. güzeldi. Ben çok sevmişimdir filmlerinizde. Evet. Dinlemeyi. Programımız sona ermeden izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Yani ben, yaşadığımız ben, günler üstüne ben, ahkam kesme, kesme haddim olmaz. Kesme. Yani hepimiz Zine. birlikte yaşayacağız. Kahrı, Büyük bir Ülkenin acı kültürel, sanatsal, ekonomik acılarımız var. Bir de bu bahşet, bahşet doğanın bahşeti, doğanın doğal hareketi bu. Ama bizim onunla buluşma bahşetimiz de var maalesef çok tutarlı olmayan. Onların dışında benim söylemek istediğim sadece insanımızdan, halkımızdan, köyden, kasabadan, dağdan, taştan. ...nereden gelirse gelsin. Bir tek şey... ...söylemek istiyorum ya... ...bunu söylemek istiyorum ve bunu... ...yakalamamız gerektiğini yananıyorum. Hepimizin eksikliği olduğunu düşünüyorum. Biz ağlaşan toplumuzdur... ...biliyor musunuz? Anneannem yani de ağlardı yani. Mesela... Ay, ...pazara gittim bu ne... ...bu ne, ne pahalılık derdi... ...ağlardı ya da başka bir şey... Yani hayatla ilgili meselelerde. Ama mesele ağlaşmaktan geçmiyor. Mesele talepten geçiyor yani. Ben ülkenin insanının talepkar olmasını istiyorum. Talep etmesini istiyorum. Onu yönetenlerden talepleri olması lazım. Yani ağlaşmakla ilgili falan değil. Bağırmakla ilgili falan da değil. Çünkü ben bu ülkenin yurttaşıyım. Burada yaşıyorum. Nefes alıyorum. Emek veriyorum. Emek alıyorum. Kazanıyorum vergi veriyorum bu lafı söylemek istemiyorum da yani bu devlet milletin kendisidir gerçekten sağlık talebinden vazgeçmemesi lazım çocukların eğitim talebinden vazgeçmemesi lazım adalet talebinden vazgeçmemesi lazım yaşam tadı talebinden vazgeçmemesi lazım ağlaşmaktan değil bakın ülkenin şu anda içinde bulunduğu şartlara biraz dikkatli bakarak yani ekmeği talep ederken ağlaşmadan talep edeceksin. Ben emek veriyorsam, alın teri veriyorsam ekmeğimi talep edeceğim. Bunun için haklarım vardır. Hukuku, adaleti talep edeceğim ben. Eğitim ve sağlık en temel mesele insanlarımız için. Şu anda okulların durumunu bir tarafa bırakalım hastanelerin durumunu ben geziniyorum, biliyorum. Tonsuz özel hastaneler, devlet hastanelerinde sıraya girmek, 2-3 aylık programlara falan bağlanmış durumda. Bunu talep edecek Türkiye halkı. Kendini talep edecek. Ben hayatımı talep ediyorum. Yani özeti budur yani. Ben sevgili insanımıza, muhteşem toprakların, muhteşem tarihi olan insanımıza bunu dilek olarak sunuyorum ve kendinizi hayatınızı talep edin abi. Tane e, söyleyebilirim. Biz bil, biz evet. Aynen ben. aynen. Benim evet. için var. Evet. Benim için Araya varsın sen. Değil. İstemek önemli. İstemek biraz kendini evet, ilgili evet, evet. Ben buyum. Evet. Ben bunu istiyorum de demeli. Evet evet onu evet. söylüyorum yani. Evet. Ve buna mecburlar. Bu to biz bu toprağa var eden insanlarız evet. canım. Biz bu toprağın çocuklarıyız, insanlarıyız. Anneler, babalar, kızlar olanlar evet. hayat yani bunun sonsuz, yani bu sonsuz şey anlamında söylemiyorum. Lüksler, kıyametler değiller. İnsancı yaşamının şartlarını talep etmekten bahsediyorum ya. Yani şimdi dile bakınız. Böyle ben bu kadar sene siyasetle ilgilenmiş insanlardan biriyim. Ya da yurttaş olarak görevler yapmış insanlardan biriyim. Oylar vermişim, almışım. Yandaş olmuşum, ona kızmışız. Bundan yana olmuşuz, bu laftan yana... Anladım ama ben hiç bir sürü siyasetçi görmüşüz. Siyaset alanı görmüşüz. Bu kadar tarz bozukluğunu hiç tanık olmadım. Dil bozukluğuna talip olmadım. Yardım, evet. Ettim. Evet böyle bir tar yani ben buna müsaak değilim. Ben bu siyaset dilini taşımak ve kabul etmek zorunda değilim. Aslında biz şöyle bir şey biz size çok teşekkür ediyoruz. Zaman geçtikçe sayılar büyülüyor. Yani yaşlar büyüyor. Geçişten alıyoruz. Ama bir bakıyoruz ki çoğu şeyi tüketmeye başladık. Aile kavramı tükendi. Bazı şeyler de yorulmaya başladı. Evet. Umutlarımız yoruldu. istemek yoruldu. Aşk yoruldu. Kaç, ne kadar duyabiliyor muyuz aşkı? Hani Leyla Mecnun'lar vardı. Aslı Kerem'ler vardı. Evet, evet. Yok şu anda. isimleri yok. Biz bunları tüketmeye başladık. Yoruldu. Umut etmekten yorulduk. Ya bir şey söyleyeyim mi? Evet. Benim Sekin... şiirlerim aşk şiirleri. Niye bunu yaptın de. Öpüp koklarken yeniden... Aşkın karşı konmaz hüznünü... Ey kalbimin titreşen solukları... Tükenen ömrüm... Ey eskilerden eski bahar akşamları... ince bir sızı olun... Usulca sokulun dağlarıma... Uğrak yerlerime derin sular vuruyor... Boyuna eskiler alıyor eskiler satıyor eski adamlar... Ve sevgilim senin yıpranmış bakışların... Ince bir bıçak gibi içime sokuluyor. Arkası acının iç çekişleri. Tren şimdi acı çek kırlangıç kanatlı kalbim. boy ver, dal budak sal ve beslen hüznün ölümsüz ormanında. Sizin, Siz şeyin, çok şeyin, çok güzel. Sizin bir şeyinizi ben dinlemiştim. Dediğiniz gibi bir şeyi anlatırken e, hani sinema sektörünü anlatırken Dediniz ki kız koşuyor benim de oraya gitmem gerekiyor dediniz. Yani orada onu iş gibi gösterdiniz. Oysa bize yansıyan da hani orada o kızla birleşmeniz e, var ya orada bize de yansıyan müthiş bir aşk hikayesi. Aşkı yani <laughs> ki... aşkı aşkı aşk aşksız aşksız hayat olur mu ya Peki, aşk. Hiçbiri... mi? <laughs> Çok büyük aşkı aşksız. Peki hiç birine böyle gizli bir aşk hissettiniz mi? Hani dilim evet. çevirip de evet. öyle mi? Evet. Ona yani birini söyleyebilirim şimdi ama rahmetli oldu. Rahmet yani şıklar içinde yazsın. Çok o da kendisi bildi yani bunu. Öyle mi? Çok tutkundum bu çocuk. Yani gizli de kısa hoşlanmalarım var. Bir de hayatımda iz bırakanlar vardır. bunlar bana kalsın şimdi. Herkesin kendi hayatı oluyor. Evet. Evet. Ama biz hani o aşkları izledik ya bize yansıyan aşktı ama siz onu e, iş olarak gördünüz. Evet, Şimdi bir şey söyleyeceğim. Benim çok sayıda halım var. Bir evin birinde kapalı depo gibi duruyor. Halı. Satmak halı. Hı. Neden, Neden? biliyor musun? Neden? Annemin iki tane de bende iz bıraktı. iki tane cümlesi vardır. Bir tanesi şeydi. Varlıklı bir ailenin kızı, tek kızı ve izni tanınmış kızlarında o zaman, o zamanlar. Babam da bu tarafta genel şey. Fakat babamın annesi çok küçükken ölüyor. Dedim eğitiyor. Üveyler var arada. Sahiplenilmiyor. veriyorlar Ber iki tane şey ailenin güçlü ayır. Bir de düğün olmuyor falan. Sonra mıngır bir düğün sonra dedem öbür bırakıyor annemi babası ama diyor ki bir hiç erkek çocuğu diyor ki sana erkek çocuğu da bırak diyor. Babamın da malları falan var ha. Oluyorlar. Ama düğünü annem ve annem Tıngır mıngır duyup bir, bir halı, bir halı başıma bir halı atılmadan gelin oldu. O zaman halı atmak var, çok önemli halı o zaman. Benim içime yer etmiştir bu. Halı üstüne kilim üstüne gelin oldum derdi. Pardon, kilim üstüne gelin oldum. Bu bir yanı ama asıl mesele şu böyle ben mamaktan sonra izniye döndüm yeniden annemin biz biraz feodal bir aile olduğumuz için bıcık bıcık ilişkiler olmaz böyle hani şapşuk falan. Kitap odamda oturuyorum ben bir evet. Birden bir kesinti burada öptü bir ses. Baktım yavrum dedi annemin sesi. Hiç gözümü açmadım. Ya dedim bu kadın beni seviyor seviyormuş falan. Hani çünkü öyle anne baba fonksiyonlar var ya. Sonra annemle özel ilişkiler kurmaya başladım yani sorular. Başka o bir kadındır. O kadın, kadın. Bak, son yani on sene ölülden onan besleyin. Kadın, o bir kadındır geldiğinde. O anneydi. Evde çal her şeye hakim müthiş bir kadındı. O bir kadın sonunda diye park ettim... başka kadın. Bir gün <laughs> bana ne biliyor musun? Bu işte bak bu çok mu baban dedi babam da melekler yani şeyler. Bir Fatma'ma doyamadım, bir de Höşmer'ime doyamadım derdi. Yani mallar yapıyor, ben müthiş. Ama bu, bu değil ki aşk. Baban dedi, bir gün bile giydiğim yeni bir elbiseyi fark etmedi dedi. Müthiş değil mi ya? Ya bakmıyor şimdi o, bir kadındır işte tamam. Babam seviyor, iyiyim, sahipleniyor ama o bir kadın sonunda anne de 60 yaşına gelse kadın kadın evet. İçine yara etmiş. Ben bunu bunu hiç unutmu unutmuyorum, bunu hep anlatırım. Biliyor böyle hatırlarım, böyle hatırlarım var. Anne baba kavramını özellikle anne kavramını ben de babamı çok küçük yaşta kaybettim, annemi kaybettim. Hayır. Aynı sizi çok iyi anlayabiliyorum o hislerin ne kadar yani zaman geçse de kaç yaşına gelirsen gel anneye duyulan özlem, babaya duyulan özlem hiç bitmiyor. Evet bak şimdi, onda madem öyle baktım haber geldi. Sabah erkenden telefon burada. Füsun Demirel'le alt üstte oturuyoruz Cihangir'de. O sağ olsun onu arabaya aldılar beni izledi. damat kız kardeşim böyle söyledi ki anneyi kaybettik dedi. Ben böyle kaldım ve gittik izleye. işte toplanmış falan gittim hanım üstüne. Gömüldü etti kaybettim. Yani mezarlığa teyzelerim falan akraba. Hep ben yok balkon üstteki balkondan ben Giderdim arabadan bana böyle yapar böyle yapardı bir şeydi annem. Bindim arabaya geleceğim burada çalışma vardı hangi dizi bilmiyorum. Bir baktım. Döndüm oraya arabaya bindim. Orada teyzelerim var annem yok. Annem yok. Şöyle gittim 100, 100 metre 200 bir arabada. O duyguyu yaşadığım için işte şimdi, şimdi dedim hadi gördün dedim işin ucunu işte şimdi gerçekten yalnızsın dedim ya anneyi kaybetmek en büyük yalnızlık Hoş çünkü bir tek ne sevgilin C ne çocuğun yani. ne arkadaşın ne. ne işte kardeşin falan hepsini dikkat edeceksin anladın mı yani bir şey bir affetmez ya bir tek anne var sen ne olursan ol görsene yaslayacak ki ya, affetme olan tek insan annedir hayatta bunu ben gördüm. Onun için bir kolum kırıktı da sonra. Duvarlar yıkılıyor. Ben evet. de babamı kaybettiğim zaman duvarlarımın yıkıldığını... ...o evet. duvarlar evet. asla evet. dövülmedi. Evet. Kaldı öylece. Evet. Yani Bir tarafın yıkık, dökük. Evet, evet. Yaşıyorsun sadece yaşıyorsun sayıları. Zamanı tüketiyorsun. Tatbimler gidiyor. Ama baba bak şöyle bak. da şöyle bir şey var. Yaşamamışsın sen. Ben çok şey evet. tanık. O amcaların da... Yaşın Hayır babam, müthi babam evet. Ay, e müthiş. Babam müthiş. Ay müthiş. Sen e ne e diyorsun? E Hayır. E tanık, e erkek... Yani, ya, senin ya. annenin ikinci kadını aldığı zaman çok var amcalarımda, akrabalarımda, kardeşlerimde gördüm ikinci kadın. Öbür sen eğer üvey çocuk olarak kalıyorsan erkek fark etmez. Anne var ya hiçbir anne binde birdir. Başka kocaya gitse bile çocuğunu evet. ayırmaz evet. hiçbir şekilde. Sen anne sen ne olursan ol affeder. Evet. Hani var ya göğsüne koyar abi. Sever. Okşar sıcaklığını duyarsın. O anne kelimesi, baba kelimesi, o kadar değerli ki. Evet. İşte bizler de bu değerleri kaybetmememiz gerekiyor. Sizleri işte onun için istedik. Biz sizinle program yapmayı onun için istedik. Çok o değerler için kaybedeceğimiz hani yüz tutmaya başlamış o değerleri var ya. Evet. Onları tekrar bir ara yani bir şeyler göstermek istiyoruz sizlerle. Sizler büyük isimlersiniz. Evet. Sizler örneksiniz. Biz sizlerle hani böyle keyif aldım. Müthiş bir zevkti sizi ağırlamak. Çok ve bizi kırmadınız. Bizi kırmadınız. Çok kırmadınız. Yani, yani çok sormak istediğim yani ben her yere biliyorsun. Evet. Biliyorum çünkü. Ben o zaman, hemen kabul de, etmiştim. O kadar mutlu evet, olmuştum ama ki. Ama sesinin yani. ton, ben o sesinin tonundan anladım ki bu başka bir ses. Teşekkürler. Evet. Çok teşekkür bu böyledir hissettim. biliyor musun? Evet, Anlarsın evet. onu. Hissedersiniz. Sanatçı işte bu. Sanatçı bu. Şimdi sanat yok ki. Sanatçı da yok duyarlı, sanat duyardır duyarlı olmaktır işte sizler bunu bize yansıttınız, bunu verdiniz, biz o filmlerle büyüdük ama çoğu şeyi de kaybettik yani kaybetmeye başladık umutlarımız biraz evet. yok olmaya başladı İnşallah Eskildim. yeniden hatırlayacağız evet. daha Devam, da ileri gideceğiz Top, evet. güzel bir yani, ülkede yaşıyoruz talsa, yani sarsalamak lazım ama bu dönem bir atlatacağız bunu yani <gülüyor> mutlaka <gülüyor> kolay olmayacak, Kaybe, kaybettiklerimiz evet. çok şey var evet kaybettiklerimiz var çok yani o depremde görüyorum ya çocuk hayalini kuruyor yarın of. okula gideceğim diyor yarın yemek buzdolabına yemek koyuyor ki yarın okuldan gelecek okulun ilk günü ya yarın işe gidecekler hayal kuruyordu yarın okula gideceğiz ilk trafiği okul başlayacak trafik olacak erkenden uyuyalım ama Hı. sabah yok size de çok büyük bir teşekkür borçluyuz yani, bizi kırmadınız geldiniz çok güzel bir sohbet oldu ve biz o günlere o şeylere de gittik o yaprak dökümündeki o benim için evet. dedim ya baba karakteri ben evet. o filmi onun için sevdim oradaki o baba sıcaklığını hissettiğim için sevdim filmleriniz çok güzeldi biz dediğim gibi büyüyoruz ama bazı şeyleri de kaybettik etmeye başladık umudumuz yoruldu sevgimiz yoruldu ama ben şöyle diyorum benim umudum hala var benim umudum umut hala kemel, var umut, evet, umut yeşil Umut hep yeşil, her zaman yeşilde kalacaktır. Yani gelişiniz gerçekten çok anlamlı. İnşallah daha sık sizi ve sizin gibileri ekranda görürüz. İnşallah. Bakalım. Eğer evet. buluşmalar olursa. İnşallah tabii. İleri toplum programıyla ile gerçekten bir şeyler yapmak istiyoruz ve şeyler vermek istiyoruz. Umarım sizler de keyif alırsınız. Halil Ergün gibi büyük isimler. Herkese. o canlar diliyorum ben de. Biz size o kadar çok şey <laughs> borçluyuz ki çok teşekkür <laughs> ederim. Güzel. Beni çok hiç kırmadınız. <laughs> çok güzel de telefondaki o konuşma ses tonunuz, konuşmadaki o şeyiniz o kadar güzeldi ki, o kadar etkilendim ki çok teşekkür ediyorum <gülüyor> <gülüyor> size tekrar. Evet, ben de çok tekrar buluşmak Üzere. Ediyorum. Destekleriniz için sevgili izleyiciler tekrar başka bir programda çok değerli başka bir konumuzda bir arada olmak ümidiyle. Hoşçakalın. kalın